Sevgili izleyenler, köyümüzün en güzel mekanlarından bir tanesindeyiz şu anda. Dipsiz Göl diye bir efendim mevki var burada. Görmüş olduğunuz gibi arkamda çok hoş bir manzara. Buraya pikniğe geliyor köylerimiz efendim. Yazın İstanbul'dan, şehirden bunalan insanlar köye gelir gelmez hemen burada bir efendim oturup dinlenip pikniklerini yapıp çaylarını içip efendim şöyle bir kendine geliyorlar. Neden Dipsiz Göl denmiş diye efendim hemen abim Nurettin Bey'e soruyorum. Valla buranın dibini gören olmamış pek. Biraz da işte bu sarmaşıklardan falan karanlık kaldığı için dibi gözükmüyor. Bir de alttan kaynıyor bunun suyu. Evet, alttan geliyor. Alttan da geliyor. Sağdan soldan da akıntıları var. Buradan da alttan tekrar giriyor. Aşağıdan şelale oluyor. Aşağıya yere akıyor. Orada şelale oluyor. Güzel bir görüntü oluyor orada da. Bu şeyin oluşumu belki bir göktaşı düşmesi sonucu falan rivayete diyebilir göre miyiz? Öyle bir deyim var. Yani göktaşı düşmüş. Tam zaten yuvarlak bir şekilde kayaları da kırarak. Öyle bir rivayet var ama tam olarak bilinmiyor. Ama işte bizim köylerimizin gelip dediğiniz gibi gezip piknik yaptığı güzel bir görüntü olarak, hatıra olarak buraya gelip gidiyorlar. Evet, çok güzel bir mekan. Efendim bunun kadar güzel olan hemen aşağısında bu suyun efendim aktığı ve oluşturduğu şelale var. Birazdan o şelale de göreceğiz ama önce şu Dipsiz Göl'ün güzelliğini şöyle doyasıya bir görelim. Efendim bu Dipsiz Göl'ün hemen yan tarafında bu taşların içten oyulması suretiyle bu şekilde ufak mağaralar meydana gelmiş efendim. Efendim işte ben bu mağarada büyüdüm. Yani İbrahim Tatlıses gibi efendim. Benim de ömrüm mağarada geçti desem herhalde kimse inanmaz buna. Mağaranın ses açma özelliği var mı? Sesi güzelleştirme özelliği var mı? Onu da tam bilmiyorum ama efendim dediğim gibi ben sadece köye yazları gelen efendim bir hafta 10 gün kalıp bu güzel mekanlarda bu güzel havayı, bu güzel suları efendim içip dinlenip sonra şehre dönen biriyim diyorum. Ve efendim ileri doğru geçiyorum. Evet efendim, benim o güzel köyümün güzel mekanlarından, güzel manzaralarından bir tanesi Dipsiz Göl'den efendim akıp gelerek burada harika bir şelale oluşuyor efendim. Bu güzel manzara görünce insan da mest oluyor. Pamukkale'yi andırıyor adeta ama Pamukkale'den bir farkı var efendim. Buradaki beyaz değil, sarı efendim taşlar, kayalar sarı rengi almış. Herhalde buğday rengini almış olsa gerek diyoruz. Ve bu güzel şelale manzarasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.